Arkadaşlar, Allah'ın bir sözü vardır. Şükrederseniz artırırım diyor. Bu çok önemli. Ben burada veli olarak bulundum, dernekte bulundum. Velilere hep şunu söylüyordum. Ne olur şu okulların değerini bilin. Buralarla ilgilenin. Hayat hep böyle gitmez. Bazen sıkıntılar olursa çok, bu sıkıntıyı bir tek siz çekmezsiniz, bütün ülke çeker derdi. Ama buraya veliyi toplayıp da buranın dertleriyle dertna edemezdik. Başımızdan büyük bir sıkıntı geçti. Allah inşallah bir daha o sıkıntıları bize ve hiçbir insan topluluğuna nasip etmesin. Kızlarımız, çocuklarımız, öğretmenlerimiz, öğrencilerimiz, akademisyenlerimiz çok büyük sıkıntılar geçirdi 28 Şubat'tan sonra. Çok büyük sıkıntılar. Ve şurada gördüğünüz insanlar içerisinde bu sıkıntıyı çekmeyen hemen hemen hiç kimse yoktu. Ancak biz geçmişi daima dikiz aynasından gözetleyerek daima ileriye gideceğiz. Bugün buradayız. Allah'tan bütün dileğim ve bütün arkadaşlarımdan da isteğim, bir tek İmam Hatip okullarının değil, bütün meslek ve sanat okullarının mutlaka 11 yaşından itibaren başlamasıdır. Eğitim 12 yıla kadar olabilir. Ama bir sanatkar sanata yöneltilecekse 14-15 yaşından sonra yöneltilemiyor. Aynı şekilde bu okullar böyle. Sayın veliler, sayın öğrenciler, şu okulda okumanın nimetine ne kadar çok şükrederseniz Allah bizlere de o kadar çok şeyler verecek. Veliler, şunu unutmayın. Şu okulları Allah razı olsun, Tevfik İleri Milli Eğitim Bakanlığı döneminde bu okullar açıldı. O insandan Allah razı olsun. Celalettin Hoca'dan Allah razı olsun. Bu okulları hep gözeten insanlardan Allah razı olsun. Bu okulların arkadaşlar ilk mayasını atan insanların hiçbirisi okuma yazma bile bilmiyor. Öyle mi beyefendi? Ama niyetleri çok temizdi. Ve bu nesli yetiştirdiler. Şimdi birçok İmam Hatip Okulu mezunu var. Hem çok da güzel yerlerde. İmkanları da çok. Ama nedense buradan pek geçmiyorlar. Tabii Sayın Müdürümüz bu işi mutlaka takip edecek. Ama arkadaşlar, herkes buraya olan, buranın yetiştirdiği emek borcunu mutlaka ödemeli. Ben 4 dönem belediye başkanlığı yaptım. Bir tek bu okullara değil ama bütün okullara. Çünkü eğitimin ben her şey olduğuna inanmış bir insanım. Çok rahat yardımcı olduk ve hiç buralardan da ayrılmadım. Bundan dolayı da sıkıntı hiç çekmedim. Siz de çekmeyeceksiniz. Ama gidin, aidatlarınızı ödeyin. Veliler, buralara yardımcı olun. Müdürün, okul aile birliğinin elini rahatlatın ki daha güzel şeyler ortaya çıksın. Biz buraları yaparken hep şunu düşündük. Kem aletle kemalat olmaz. Güzel aletlerle güzel şeyler yapılır. Ve burada ismini anmadan geçemeyeceğim, Allah gani gani rahmet etsin, verirken rahatlayan bir insan vardı, Abdullah Bey. Burada onu da anmakta yarar var. Şuralar yapılırken paraya bakmayalım derdi. Çok daha güzel olsun. Çünkü bu çocuklar çok daha güzellere geldi. Ve biz öyle inanıyoruz. Ve buraya çok insanların emeği geçti. Müdürlerin, öğretmenlerin. Ben öğretmenlerinizden çocuklar taze et yesin diye sabah 5'te kalkıp, o zaman et balık kurumu
Zeytinburnu'nda var. Ta Beykoz'dan veya buradan Zeytinburnu'na gidip taze et alıp gelen öğretmenlerinizi hatırlıyorum. Bunlar basit şeyler değil. Sizlerin de buna layık olacağına inanıyorum. Ve sizlere de Allah'tan sonra sizlere de güveniyoruz. Okuyun, çalışın. Deliler çocuklarımızı buraya getirdik diye bolca şükredin, buraya yardım edin. Veren el olun, bundan dolayı fakirlemezsiniz. Bu okullar gelişsin, diğer okullar gelişsin. Ve eğer toplumlar devamlılık istiyorlarsa yetişmiş insanlara ihtiyacı var. O da okullardan meydana geliyor. Ben başarı kazanan kızımızı tebrik ediyorum. Allah yardımcısı olsun. Daha güzel şeyler de olacağına inanıyorum. Her okulu kazanan başarılıdır. Hayatlarını da onlara daha güzel başarılar diliyorum. Rabbim hiç tekerinizin önüne inşallah taş değil küçük bir pirinç tanesi bile getirmesin. Ve huzur içinde, saadet içinde büyüyün. Sizin geleceğinizi sizin hazırlamanız şart. Bizim geleceğimizi size bağlamadık. Biz kendi bir geleceğimiz için çalıştık ve bugünleri oluşturduk. Siz de çalışın. Kendi geleceğiniz için güzel şeyler oluşturun. Allah yardımcınız olsun. Okulunuz hayırlı olsun. Ve bu okulda emeği geçen bütün öğretmenlere, öğrencilere, velilere ve rahmeti rahmana kavuşan kardeşlerimize Rabbim'den rahmet, merhamet ve uzun ömürler diliyorum. Hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Allah'a emanet olun. İstanbul Milletvekilimiz Sayın Feyzullah Kıyık'la konuşmalarından dolayı teşekkür ediyoruz. Şimdi ikinci kalite tescilimiz olan ISO 9001 kalite belgesini alacağız. ISO 9001 kalite belgesini takdim etmek üzere TÜV Sarland ISO 9001 kalite yönetim sistemi Türkiye temsilcisi Doktor Abdullah Özdemir'i sahneye davet ediyorum. Merhaba. Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Hem çocuklarımız çok şanslı çocuklar çünkü gerçekten bu okulu denetlerken şunu gördük. Bu okuldaki tüm öğretmenler, müdür bey başta olmak üzere okul aile birlikleri ve benzer destek olan kurumlar bu okuldaki çocukların mutluluğu ve başarısı için çok çok iyi uğraşıyorlar. Sizler gerçekten Batı ülkelerindeki birçok eğitim almakta olan çocuklardan çok daha zeki ve çalışkansınız. Üstelik sadece maddi eğitimler değil, manevi eğitimler de alarak üstün bir şekilde yetiştiğiniz için sizden inşallah ileride üstün bir hizmet bekliyoruz bu vatana millete. Başarılar dilerim. Sayın milletvekillerim, değerli müdürüm, çok kıymetli öğretmenlerim, sevgili arkadaşlarım, kardeşlerim ve diğer tüm büyüklerim. Sözlerimi bizi nimetleriyle perverde eden, bu okulda okuma, mezun olma şerefini nasip eden alemlerin Rabbine hamdü senalarla başlamak istiyorum. Haziran ayında mezuniyet konuşması için bu kürsüye çıktığımda çok farklı duygular içerisindeydim. Okuldan ayrılmanın grupluğu, LYS'nin heyecanı beni farklı ruh halelerine sevk etmişti. Şu anda ise okulumun şanlı tarihine küçük bir ilmek atmanın sevinciyle karşınızdayım. Türkiye ikincisi olmak, Cerrahpaşa tıbbı kazanmak ancak Mevlana'nın şu sözüyle anlam kazanır. Mevlana der ki, makamlar insanlara değil, insanlar makamlara değer kazandırır. İşte ben de bu okuldan aldığım eğitimle, öğretmenlerimin verdiği feyizle topluma faydalı bir birey olmak için gayret sarf edeceğim. Fani dünyanın fani makamlarının sarhoşu değil, Divan-ı Ham Sancağı'nın gölgesine talip olmayı hedefleyeceğim. Geçen yıl Kasla Yenge'nin gölgesinde arkadaşlarımla birlikte çalışırken bazı hedeflerimiz vardı. Öncelikle iman dolu insanların mazeretlere sığınmak yerine tevekkül Allah deyip Allah'a dayanması gerektiğini, Kastay'ın Kartal'ın İmamatik Lisesi öğrencisi için bir bahane olmaması gerektiğini ispat etmek istedik. 9. sınıftan itibaren Kastay ile ilgili moralimizi bozacak o kadar çok şey söylendi ki motivasyonumuz çoğu zaman kayboldu. Ancak biz azmin neticesinde Allah'ın inayetiyle bu zincirlerin hepsini kırdık. Elhamdülillah şu anda Kastay yok gibi bir şey.
artık bizden sonra gelecek kardeşlerimiz için çalışmaktan, başarmaktan başka bir şans kalmadı. Çalışırken kendimize şöyle bir çizgi işaretlemiştik. İnallahu yuhibbu iden amledehülüküm amelen eyyüksinehü. Allah yaptığı işi yapabileceği en iyi şekilde sağlam, güzel, başarılı yapanı sever. Biz de bu dişilik çerçevesinde sadece derslerdeki başarıyı değil, bu okulun misyonu taşımayı da önceliğimiz haline getirmeye çalıştık. Bir İmam Hatipli olarak bu okuldan ayrılırken hem en iyi doktor, en iyi mühendis, en iyi milletvekili olmayı, hem de Kur'an'ı en iyi okuyan, İslam'ı en iyi şekilde yaşamaya çalışan, örnek alan değil, örnek olan olmayı amaçladık. Sözlerimi bugünleri bize bahşeden Rabbime binlerce hamdü sena, bize bu sıcak yuvada başarı havasını teneffüs ettiren okulumuza binlerce şükran, meslek dersinden edebiyatçısına, tarihten matematiğine, istisnasız bütün branşlarda bizi en iyi şekilde yetiştirmek için canla bağışla gayret göstermiş hocalarımıza ve bizi bizden daha çok düşünen, desteğini esirgemeyen değerli müdürümüz Mithat hocamıza minnetlerimi sunarak bitirmek istiyorum. Rabbim bizleri Nazm-ı Celil'i hayat rehberi edinmiş, hukuk ve de hoş bir sada bırakmış, dini sadece anlatmayan, aynı zamanda yaşayan kullarından eylesin. Son olarak bizden bu bayrağı devralacak olan KYK'lı öğrencilerine, özellikle 9. sınıftaki kardeşlerine şu şiirle seslenmek istiyorum. Tohum saç, bitmezse toprak utansın, hedefe varmayan mızrak utansın. Ustada kalırsa bu öksüz yapı, onu sürdürmeyen çırak utansın. Ölümden ileride varış dediğin, geride ne varsa bırak utansın. Ey bin bir tane de solmayan tek renk, bayraklaşamıyorsan bayrak utansın. Hanife Şeyda'ya bu veciz ama çok veciz konuşmasından ötürü teşekkür ediyoruz. Salonumuzdaki programımız nihayet ermiştir. Ensar Vakfı Mütevelli Heyet Başkanı Cenk Demiroğlu Bey'e mikrofonu teslim ediyoruz. Evet, Hanife, tebrik ediyorum. Allah başkalarının devamını versin. Annesine, babasına da çok teşekkür ediyorum böyle bir evlat yetiştirdiği için. Lütfen hediyemizi kabul et. Ama önce arabayı emniyet alana kadar babana emanet edeceğiz. Direksiyona geçmek yok. Buradan da sözümüz olsun. Bundan sonra ne kadar başarılı olan arkadaşımız varsa hepsine araba vermek Ensar Vakfı'nın borcunun borcu olsun. Hayırlı uğurlu olsun. Allah kazası belası kullanmayı nasip etsin. Allah mübarek etsin. Pardon hocam. Thank you.